Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı hem aptallık, hem inanç devriydi hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da tam öteki yana. Sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez. Sadece daha sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. Gece vakti büyük bir şehre girdiğimde, karanlıkta kümelenmiş bütün o evlerin her birinin içlerinde kendi sırlarını barındırdıklarını düşünürüm. Her bir evin her bir odasında ayrı bir sır vardır. Ve bunların içlerinde çarpan her bir yürek de hemen yanı başındaki yüreğin bile bilmediği ayrı bir sır taşır içinde. En berbat şeyler, hatta ölüm bile böyledir. Onca kalabalığa rağmen bu nasıl bir yalnızlık? Henüz kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Acı ve ümitsizlik dedim. Müthiş bir güç barındırır içinde. Benim gibi bir kül yığınını alev haline getirdiğinizi bilmenizi isterim. Ama bu öyle bir alev ki hiçbir yeri ısıtmaz, hiçbir şeyi yakamaz. Sadece kendi kendisini yer bitirir. Ben bu dünyada hayal kırıklığına uğramış bir hiçim bayım. En sıradan hayalin gölgesi bile içimi ürpertiyor. Zaten sevgi her zaman nefretten üstün değil miydi? Bunca kötülükten iyi bir şeyin çıkması mümkün değildi. Böylesine mutsuz bir başlangıca mutlu son yakışmazdı. Ayık halinizin sizi gururlandırmasına izin vermeyin. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Her insanın bir başkası için sonsuz bir muamma oluşu. Yaşayabilmek için her şey vardı önümüzde. Ve yaşayabilmek için hiçbir şey yoktu. Yorgunum, yorgunum, çok yorgun. Bir gün yorgun bedenlerin dinlendiği yerde yeniden buluşacağız.